Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Doktor Mustafa Meral Çürtü'nün Arapça Dil Bilgisi Nahif kitabını okuyacağız inşallah. Kitap Marmara İlahiyat Fakültesi'nde okutulan bir kitap. İFAV baskısı. Kitabın içerisinde toplam kitap 59 bölümden oluşuyor. Evet, toplam 59 bölümden oluşuyor. Gayet güzel bir kitap. Yani nahiv ilmine dair birçok konuları içermiş bu kitap. Mesela şöyle baktığımız zaman nahiv ve nahvin tarifi yapılıyor. Muarraf ve mebni konusu anlatılıyor. Mebni konuları anlatılıyor. Lazım mebniler, damirler, işaret isimleri. Ondan sonra ismi usul, şart isimleri, soru isimleri, kinayeler. Evet. Bazı zarflardan fiil isimleri, yani ismi fiiller, savtlar, mazi ve emir, arız mebniler, münada, la'nın ismi, bazı sayı isimleri, bazı zarflar ve isimler, muzari fiil. Ondan sonra marife ve nekire konusu, kelimelerin ve cümlelerin irab durumları, merfuat, fail, fiile benzeyenler, naibül fail, mübtedâ ve haber, övme ve yerme fiilleri, nevasıh, nakıs fiiller, sürekli bildiren fiiller, mukarebe fiilleri, kâde ve benzerleri, ümit ifade eden fiiller, başlama bildiren fiiller, bilgi, zan ve değiştirme fiilleri, inne ve benzerleri, damir-i şen, bir de damir-i kıssa, leyse benzeyen harfler, umumi olumsuzluk bildiren la, mensubat, yani mensup olan kelimeler, mef'ulü mutlak, mef'ulü bihi, mef'ulü li'eclihi. Bütün bu konular hepsi anlatılıyor. Mef'ulün fihi, mef'ulün ma'hu, gün, ay, mevsim adları, hal, temiz, kemin temizliği, sayılar, müstesna, tenazu, münada, istigase, nudbe, terhim, tahzir, ondan sonra iğra, ihtisas, iştigal, mansup muzariler, meczumat, meczum muzariler, bir fiili cezmedenler, iki fiili muzari cezmedenler, mecrurat, ondan sonra izafet, lafzi izafet, manevi izafet, şibhi izafet, harfi celli mecrurlar, harfi celler, zarf-ı müstakar, zarf-ı lahu, harf-i cellerin hasfi, zait harf-i celler, cerrül civari, tabiiler konusu, tabi olanlar, sıfat, hakiki sıfat, sebebi sıfat, kat'un na'ti, tekit, itba, bedel, atfu beyan, atfu nesak, atıf harfleri, ondan sonra i'rab, İrab alametleri, İrab halleri, lafzi İrab, takdiri İrab, mahalli İrab, isimlerde İrab, fiillerde İrab, harflerde İrab, cümlelerin İrabı. Ondan sonra gayri munsarıf, mehki İrab, amiller ve mamuller, o alemler. Toplamda bu kadar kısımlardan oluşuyor. Evet. Şöyle açalım. Birinci bölüm. Birinci bölümden başlayalım inşallah. Birinci bölümden nahvin tarifini yapacak. Evet, nahiv nedir? Ve nahvin tarifi bize yapıyor. En-nahu diyoruz. Nahiv ilmi şudur. Söz dizimi. Yani sentaks deniyor buna. Sözlerin
yan yana dizimine. Buna nahu diyoruz. Mesela sarf ilmi sözcük bilgisidir. Ama nahu ilmi ise cümle bilgisi, yani söz dizimi. Sözler mesela o sözcükler yan yana diziliyor, cümle oluşturuyor. Nahu ilmi ise o cümleyle ilgileniyor. Yani o cümle ve cümlenin o içerisinde kelimelerle ilgileniyor. Lafzın cümle içindeki durumunu. Mesela cümle var. O cümle içerisinde bir lafız. O cümle içerisinde durumu nedir? Ondan bahsediyor. Bunu inceliyor. Bunu ele alıyor. Yani o lafız, cümle içerisinde bulunan o lafız acaba fail midir? Acaba mef'ul mudur? Acaba mübteda mıdır? Haber midir? Nedir? Velhasıl onu inceliyor. Evet, o lafzının, o sözcüğün, o kelimenin cümle içindeki durumunu inceliyor ve bu durumuna göre irabını inceleyen bilim dalıdır. Demek ki nahv ilmi ne yapıyor? Nahv ilmi bir lafız, yani bir kelime, cümle içindeki durumu nedir? Mesela diyelim eğer fail ise o zaman bu duruma göre hangi irabı alır? Fail ise merfu olur, ötreli olur. Kale Zeydun. Kame Zeydun. Celese Zeydun, bak. Zeyd kelimesi bu örneklerde faildi ve merfuudu. Zeydun. İşte o kelime cümle içindeki durumu nedir ve hangi irabı alır? Bunu inceleyen bilim dalına nahu ilmi diyoruz. Ve de diyelim ki örneğin darabtu Zeyden. O Zeyd kelimesi buradaki cümlede durumu nedir? Bakıyoruz ki mef'ulun bi'dir. Mef'ulun bi olduğu için hangi irabı alır? Nasb irabını alır. Yani darabtu Zeyden veyahut da raeytu Zeyden. Gördüğümüz gibi o Zeyden kelimesi nasb irabını almış. Mef'ulun bi olduğu için. İşte bununla ilgilenen ilme nahv ilmi diyoruz. Bir kelime cümle içindeki durumu nedir? Ve o duruma göre hangi irabı alır? Bunu inceleyen bilim dalına, bu ilim dalına nahvu ilmi diyoruz. Cümle içinde bulunan söz parçaları, yani cümle içinde bulunan söz parçaları ikiye ayrılır. O söz parçaları derken o kelimeler yani. Söz parçası kelimeler. Cümlenin içinde bulunan kelimeler iki kısma ayrılır. Ya mebnidir ya da muaraptır. Evet, cümle içerisinde bulunan o kelimeler, kelime ya mebnidir o veyahut da muaraptır. Mebni şu anlama geliyor: amillerin değişmesiyle sonu değişmeyen. Buna mebni diyoruz. Mebni neymiş? Amillerin değişmesiyle sonu değişmeyen. Mesela caa Zeydun, bak caa geldi, Zeydun öteli okuduk. Ra'eytu Zeyden, farklı bir amil geldi. Ra'eytu geldi, Zeyden okuduk. Sonu fethalı yaptık bak. Başka bir amil geliyor. Marartu bi Zeydin, bak bi. Harfi geldi, Zeydin okuduk. Mecdur okuduk. O muaraptır. O muaraptır. O mebni değil. Niye? Çünkü o Zeyd kelimesi başında bulunan amillerin değişmesiyle Zeyd kendi irabı da değişti. Zeydun, Zeyden, Zeydin. Amillerin değişmesiyle kendisinin de irabı değişti. İşte sonu değişti. Buna muarab denir. Ama mebni ise amillerin değişmesiyle sonu değişmeyen. Sonu daima aynıdır. Mesela ca'ellezî yeştehidû. Ellezî orada faildir. Bak ellezî. Ondan sonra raeytu'llezî yectehidu raeytu'llezî. Bak orada ellezî mef'uldur. Yine ellezî de değişmedi. Mef'ul olmasına rağmen yine aynıdır. Son değişmedi. Mesela usni övüyorum alellezî yectehidu, bak. Alellezî, bak. Ala. Harfce ellezî ala harfce girmiş. Yine ellezî de değişmedi. Yani başına amillerin dahil olmasıyla sonu eğer değişmiyorsa buna mebni kelime diyoruz. Ama eğer başında bulunan amiller değişmesiyle sonu değişiyorsa
Ona da muharap diyoruz. O zaman şunu anladık. Kelime iki kısma ayrılıyor. Ya mebnidir ya muharaptır. Mebni sonu değişmeyen ve muharap ise sonu değişen olmak üzere ikiye ayrılır. İşte o söz parçaları, o kelimeler mebni ve muharap olmak üzere ikiye ayrılır. Nahivcilerin ortaya koyduğu kaideler. Mesela nahiv alimleri bazı kaideler ortaya koymuşlar. Bu kaideler bize neyi bildiriyor? Muğrab olan kelimelerin, muğrab neydi hemen hatırlayalım. Amillerin değişmesiyle sonu değişen. Onlara muğrab diyoruz. İşte o muğrab kelimelerin, sonu değişen kelimeler sonlarının durumunu acaba raf mıdır, nasb mıdır, cer midir? O sonların durumunu ve mebni kelimelerini ise cümledeki yerlerini bize öğretir. Cümledeki yeri, yani o mahalli irabını, o mahal, o yer, o bulunduğu yerdeki irabı nedir? Mahallen merfu mudur? Mahallen mansup mudur? Mahallen mecrur mudur? Ve de mahallen meczum mudur? İşte bunu bize bildiriyor. Bunun nahivciden ortak koyduğu kaideler bize bunu bildiriyor. Demek ki nahiv alimleri ne yapmışlar? Bazı kaideler ortaya çıkarmışlar. Bu kaideler sayesinde muarab olan kelimeler sonu değişiyor ya. Sonu değişirken acaba o son durumu nedir? Orada raf halinde midir, nasb halinde midir, cer mi, cezmi? Hangi durumdadır? Bu nahiv ilmindeki o kaideler sayesinde bunu biliyoruz. Mebni kelimeler sonu değişmiyor ama bulunduğu yer nasb olması gereken bir yerden bulunmuş. Mahal diyoruz, yer. Veyahut da raf olması gereken yerden bulunmuş, yoksa cer olması gereken yerden bulunmuş. İşte bize bunu öğretiyor o kaideler. O nahv alimlerinin ortaya çıkardığı kaideler bize bunu öğretiyor. Şimdi buna örnek verelim. Hem muarabe hem de mebni örnekler verelim. Muarab kelime, bir de mebni kelime örnekler. Önce bir hemen hatırlayalım. Muarab kelime neydi? Başına dahil olan amillerin değişmesi sebebiyle sonu değişen kelimelere muarab kelime diyoruz. Mebni neydi? Amillerin değişmesiyle sonu değişmeyen kelimeler. Onlara da mebni diyoruz. Mesela ra'ani mahmudun. Ra gördü. Ni beni. Beni gördü. Mahmudun Mahmud. Mahmud beni gördü anlamında. Şimdi burada bakıyoruz ki ra fiildir. Gördüm. Kim gördü? Mahmud'un. O zaman bu Mahmud fail oluyor. Fail yani özne. O görme işini yapan Mahmud'un faildir ra için. O peki Mahmud kimi gördü? Ni beni gördü. Orada ni onun vikayedir. Fiilin sonu kesre olmaktan fiili koruyor. Çünkü ya mütkem daima makablini kesre istiyor. Onun bırakmıyor bu fiilin sonu kesre olsun. Çünkü fiiller sonu kesreli olmaz. O bunun fiili bu yüzden koruduğu için ona nunul vikayet diyoruz. Yani koruyucunun. O ye ise damirdir. Damiri mütekellimdir. Damirler de isimdir. Ve o ya mahallen mensup mef'ulun bihidir. Bakın burada Mahmud kelimesi fail olduğu için merfudur. Ne kadar fail varsa merfu'tur. Bak Mahmudun. Bir diğer örneğe geçelim. Ra'eytu Mahmuden. Ra'eytu gördüm Mahmuden. Mahmud'u gördüm. Ra'ey fiil, tu fail, Mahmuden mef'ulun bihidir. Evet, Mahmuden mef'ulun bihi. Burada da gördüğünüz gibi Mahmud kelimesi mef'ulun bihi olduğu için de bak burada artık Mahmudun değil Mahmuden mansub olmuş. Çünkü bütün mef'uller, yani bütün mef'ul hepsi mansupturlar. Bir diğer örneğe geçelim. Muarab ismi örnek olarak. Sellemtu, selam verdim. Ala Mahmudin. Mahmud'a selam verdim. Burada da gördüğünüz gibi sellem fiildir. O tu faildir. Yani çünkü selam verdi. Kim? Ben. O tu faildir. Damirdir. O tu damirdir, faildir selam için. Ala Mahmudin. Ala harfi cerdir. Mahmudin mecrur.
Car ve mecrur müteallıktır. Sellemtu'ya. Buradan Mahmud kelimesi mecrurdur. Mahmudin mecrur olarak gelmiş. Çünkü başında harfi cer ala var. Harfi cerler bir isme dahil olup o ismin sonunu cer yaparlar. Yani o ismi mecrur yaparlar. Gördüğünüz gibi Mahmud'un okuduk. Mahmud'den okuduk. Burada da Mahmud'in okuduk. Raf, nasb, cer. Farklı farklı şekillerde okuduk. Niçin? Çünkü Mahmud kelimesi mu'rab bir kelimedir. Mu'rab bir kelime. Yani başına dahil olan amillerin değişmesiyle sonu değişiyor. Başına ra'ani geldi, Mahmud'un oldu. Başına ra'itu amili geldi, Mahmud'den oldu. Başına ala harfi cer amil geldi, Mahmud'din okuduk. Yani amillerin değişmesi. Bak ra farklı bir amil, ra'itu farklı, selamtu farklı, pardon ala farklı. Amillerin değişmesiyle Mahmud kelimesinin sonunda değiştiğim. O zaman bu Mahmud kelimesi nedir? Mu'rab bir kelimedir. Evet. Geldik mebni kelimeye. Diyor ca'et talibullezî yectehidû. Ca geldi. Et-talibu öğrenci. Ellezî o öğrenci ki yectehidû çalışan. Çalışan öğrenci geldi. Ca fiildir. Hemen fail. Bu, fail o fiili meydana getiren kişi demek. Onu bulmak için soruyoruz. Kim geldi? Et-talibu öğrenci geldi. O zaman bu et-talibu ca için fail oluyor. Ellezî ismi mevsuldur ve mahallen merfu sıfat oluyor et-talibu için. Et-talibu merfutur. Bu da ona sıfat olduğu için sıfat da tabi olanlardan. İrab bakımından mevsufuna tabidir. Mevsuf et-talibudur, merfudur. Ellezî, burada diyoruz ki merfu olması gereken yerde gelmiş. O yüzden mahallen merfu diyoruz. Ellezî mahallen merfu sıfat oluyor et-talibu için. Yectehidu fiildir. Faili içinde müstetirdir, gizlidir, huvedir. Ve yeştehidü cümlesi o fiil faile beraber sıla oluyor ellezîye. Evet. Ehabbe kullun nâsi ellezî yeştehidû. Ehabbe sevdi. Kullun nâsi bütün insanlar sevdi. Ellezî yeştehidû çalışanı o çalışan kişiyi bütün herkes sevdi. Burada ehabbe fiildir. Sevdi. Kim sevdi? Kullun nasi. O kullu faildir. O fiili yapan, o iş, eylem oluşu yapan kişi fail diyoruz. En nasi ise mudafun ileyhi oluyor kullu için. Ellezî ise ismi usuldur. Mahallen mansub. Mef'ulun bihi oluyor. Ehabbe için. Evet. Bak kullu fail. Ellezî mef'uldur. Mef'ul olacak yerde gelmiş. Mef'ul mansuptur. O zaman bu ellezî diyoruz ki ellezî ismi mevsuldur. Mahallen mansub mef'ulu bihi oluyor. Ehabbe fiili için. Yectehidu fiildir. Faili içinde müstetirdir, huvedir. Ve bu yeşeyli cümlesi de ellezîye sıla oluyor. Ellezî ismi mevsuldur ya. O ismi olsun kendine sıla istiyor. Yani o sıla da daima cümledir ha. Bak burada yeşeydi fiil. Faali işlemci huvadır. Cümlesi ellezîye sıla oluyor. Burada da gördüğünüz gibi ellezî ehabbe için mef'ul olmasına rağmen yine aynıdır. Ellezî değişen bir şey yok yani. O zaman bu ellezîye ne diyoruz? Mebni isim diyoruz. Bir diğer örneğe geçiyoruz. Usni alellezî yeştehidû. Usni överim alellezi o kişi ki yeştehidu. Çalışan kişiyi överim. Burada usni fiili müdaratır. Faali işlemsiz enadır. Alellezi car mecrum mutalaktır. Usniye yeştehidu fiildir. Faali işlemsiz huvedir. Cümlesi elleziye sıla oluyor. Burada da gördüğünüz gibi ellezi harfi cer ala dahil olmuş amil olarak. Harfler ala da kurmuş.
Evet. Ve gördüğünüz gibi ellezî yine aynı kelimedir. Kelimede herhangi bir değişiklik oluşmamıştır. Ellezî bak yukarıdaki öğretici. Câe talibüllezî yeşteydû. Oradan merfutur. Ondan sonra ve değişmemiş. Ehabbe kullu nâsillezî yeştehidû. Burada ellezî mef'ûlun bidir ve mahalle mensuptur. Değişmemiş. Üsni alellezî yeştehidû. Burada da ellezî harfce alada olmuş. Ellezî mecrurdur. Ve yine burada mecrurdur ve değişmemiş. Aynı kalmış. İşte bunlar ne diyoruz? Mebni isimler diyoruz. Yani bunlar mebni isimlerdir. Raf, ondan sonra nasf, bir de cer haline her biri bir örnek verdiği her üç halde de raf, nasf ve cerde bu ellezî hep aynı kalmış. Değişmemiş yani. İşte amillerin değişmesiyle kendisi değişmeyen ne diyoruz? Buna mebni isim diyoruz. Amiller değişiyor ama o kelimenin sonu değişmiyor. İşte bunlara mebni isimler diyoruz. Evet. Bu dersimiz de buraya kadar. Birinci bölümü bitirmiş olduk. Şöyle sesi açıyorum.